deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Güzel bir gün dileğiyle programımıza başlıyoruz. Çocuk deyip geçmeyinden tüm annelere, tüm babalara, çocukla yan yana bulunan herkese selamlarımızla, muhabbetlerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim dünkü programda annelerin sakin olabilmesi için, sekine halinde olabilmesi için bir takım tavsiyelerde bulunmuştuk. Ki çocuğu terbiye edeceğim diye çocuğun üzerinde bir takım beklentiler oluşturarak çocukların biyolojik ritminin bozulduğundan, çocuğun fıtri yaşantısının bozulduğundan ve o bozulan çocukta fıtri yaşantısı bozulan, kendi üzerinde baskılarla ruhu bozulan çocuk da yarın kendisi anne olduğu zaman çocuğunu bozduğunu, yıprattığını dünkü programımızda dile getirmiştik. Programımız sırasında gelen e-mailler var idi. O e-maillere hepsine cevap veremedik. Efendim bugüne sarktı bir kısım mailler. Hemen o e-maillere cevap vererek bugünkü programımızı da şekillendirmek istiyoruz. Efendim dinleyicimiz şu şekilde bir mesaj göndermiş. Dünkü yayınımızda okuyamadığımız mesajlar bunlar. Hayırlı günler hocam. Arkadaşımın kızıyla arasında bir problem var. Kendisinin bilgisayarı yok. Kısa mesajda yazmak istemedi. Ben de onun isteği üzerine anladığım kadarını yazacağım. Radyodan cevap verirseniz seviniriz. Aynı zamanda sizi dinliyoruz demiş ama dün cevap veremediğimiz için umarım bugün dinliyorlardır yine dinleyicilerimiz. 18 yaşında lise son sınıfa giden bir kızı var. Ben diyor 15 gün önce odasında temizlik yaptım. Her şeyi sildim, süpürdüm, onardım, çıktım diyor. Kızının odasını temizlemiş. Kızım eve geldi, masanın temizlenmiş olduğunu gördü ve öfkelendi. Bana gelip neden masayı temizledin? Orada benim silgi ufaklarım vardı. Onları biriktiriyordum. Onlar benim emeklerimdi. Koleksiyon yapacaktım. Neden sildin diye kızdı, bağırdı. Onları çöp sandım. Biriktirdiğini bilmiyordum. Hem de silgi çöpü neden bu kadar sinirleniyorsun? Önemli bir şey değil ki demiş. Anne öyle demiş. Bunu o annenin arkadaşı gönderiyor. Kızı da senden daha kıymetli o çöp diyerek annesine kızmış gitmiş. Anne buna çok üzülmüş, eşiyle paylaşmış, eşi kızıyla konuşmuş ama nafile. Onu görmek istemiyorum demiş. Yani anneyi görmek istemiyorum. Ve 15 gündür annesinin yaptığı yemeği dahi yemeyip kendisi bir şeyler hazırlıyormuş. Arkadaşım ne yapacağını bilemiyor. Annesiyle karşılaşınca yüzüne bile bakmıyormuş. O da diyor ki birkaç günlüğüne evden uzaklaşayım diye söylüyor. Bu doğru olur mu? Hocam lütfen mesajı okuyun ve cevap verirseniz çok seviniriz. Hayırlı günler demiş dinleyicimiz. İki arkadaş, birisinin interneti olmadığı için diğer komşusuna yazdırmış bu mesajı. Özetler isek 18 yaşındaki lise son sınıfa giden bir kızı var dinleyicimizin. Odasına giriyor, anne temizliği yapıyor ve oradan çıkıyor. Kız geliyor, ortalığı birbirine katıyor. Sen benim masamın üstündeki çöplerimi nasıl çöpe attın diye. Silgi koleksiyonu yapacakmış kızcağız. Anne de diyor onlar çöptü, niye bu kadar önemsiyorsun diyor ve anneyle kız birbirlerini yıpratıyorlar. Dinleyicimiz diyor ki birkaç günlüğüne evden uzaklaşsam mı diyor. Şimdi geldik işin püf noktasına. Bizim hani radyoda devamlı olarak çocukların ruhen yetiştirilmesi, çocuğun o çocukluk döneminde verilmesi lazım gelen şeyin aslında ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığımız yer işte burası. Geçmişte ergenlik dönemi, yani çocuk 18 yaşında olduğu için bunu söylüyorum. Ergenlik dönemi aslında geçmiş yıllarda çocuğa ne verdik veya ne veremediysek onun karşılığını aldığımız dönemdir. Bu bir. Şimdi annenin buradaki uslubuna bakıyorum. Yani yumuşak bir uslup görüyorum annede.
anne çocuğuyla çok öyle cedelleşmek istemiyor havası var burada. Anneyi tanımaya çalışarak soruya cevap vereceğim çünkü. Efendim hatta evi diyor birkaç günlüğüne evden uzaklaşsam diye söylüyor anne. Şimdi bu şöyle bir anne portresi çiziyor bende. Birazcık anneyi tanımış olsaydım belki daha farklı cevaplar da verebilirdim. Yani anne sanki çocuğuna böyle iktidarı teslim etmiş gibi. Yani sanki çocuğunun üstüne çok düşmüş gibi. Yani çocuğunun isteklerini, sınırsız isteklerini karşılayabilmek için kendisini feda etmiş gibi bir anne resmi çıkıyor sanki karşıma. Hani bizim bu radyodan iletmeye çalıştığımız bir mesaj var idi. Çocuk tapınıcılığı yapmayalım diye. Evet, çocuk merkezci olalım. Çocuğun ruhunu hissederek, koklaya koklaya. Onun ruhunda hangi hisler var anne bunu mutlaka bilerek hareket etmesi lazım. Çocuğun incitilmemesi lazım. Çocuğun duygularının diri diri olabilmesi için anne elinden gelen bütün her şeyi sergilemesi lazım. Çocuğun ağlamalarına mutlaka karşılık vermesi lazım diye tarif ediyoruz. Ama bu şu demek değil, çocuk tapınıcılığı yapmayın. Yani eğer çocuğun üstüne gerektiğinden fazla gider iseniz, çocuğun ihtiyacı olduğundan daha fazla sevgi, ilgi, alaka gösterirseniz. Bakın çocuğun ihtiyacı olandan daha fazla sevgi, ilgi vesaire gösterirseniz ve çocuğun yanlışlarını, sınırın dışına çıkmış olduğu davranışlarını efendim sevgiyle, efendim böyle hoşgörüyle karşılar iseniz bu aynı zamanda çocuğu kendi başınıza bir dert olarak yetiştirmek gibi olduğu gibi çocuğun da aynı zamanda kuralsız, kaidesiz, sevgisiz, anne babayı tanımaz bir vaziyete ileride geleceğinin de bir anlamını taşır. Tabii mesele böyle mi onu çok bilemiyorum. Şimdi bu soruya direkt olarak cevap verilemez. Yani anne çocuğuyla yaşadığı bu problemde evi terk edeyim mi diye sormuş. Buna direkt cevap verebiliriz. Hayır, kesinlikle evi terk etmeyeceksiniz. Ne demek evi terk etmek? Yani ben bugüne kadar zaten çocuğu evin içerisinde kral, kraliçe ilan etmişim. İktidarı ona vermişim. Saltanat makamına öyle bir oturmuş. Çöp senden kıymetli dedirtecek vaziyete gelmişim. Sevgi ve muhabbetim tapınacak seviyeye gelmiş. Ve çocuk bunu söyleyebilecek seviyeye gelmiş. Anne daha yine boynunu bükmüş. Acaba diyor evden uzaklaşsam mı? Olur mu böyle bir şey? Efendim olur mu böyle bir şey? Yani bu çocuk çöp senden kıymetli deyip 15 gün annesinin yemeğini yemiyor ise ve burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer baba evin içerisinde varlığını göstermiyor ise burada anne ezilir. Yani dinleyicimiz diyor ki çocuk babasıyla konuştu ama çok bir şey değişmedi. Yani olur mu böyle bir şey? Tabii bunlar hep geçmişten gelen şeylerin birikmiş olduğunun karşılığını görüyoruz. Ama eğer baba 18 yaşındaki kızına annesi çöpten daha kıymetli olduğunu söylediği halde o kızını kontrol etme, 15 gün annesinin suratına bakmadığı halde o evin içerisinde hala yaşam devam ediyor ise o eve oksijen getiren baba evin içerisinde annenin yaşadığı şu atmosferi hissedemiyor ve 15 gündür problemi çözemiyor ise, baba çözemiyor ise ve anne de acaba birkaç günlüğüne evden uzaklaşsam mı diyor ise, burada evet anneyi belki sanık sandalyesine oturtabiliriz. Sen ne yaptın da kızına bu kadar yetkiler verdin? Şimdi yetkilerle donanmış olan kişinin sanık sandalyesinde sen oturuyorsun diyebiliriz belki. Ama burada asıl sorgulanması gerekli olan kişi işte baba. Babayı da çağırmamız lazım mahkeme salonuna. Babanın işi var efendim, mahkemeye gelemeyecek, olmaz. Gelecek, mübaşir çağıracak ismini. Gel çöpten daha kıymetlisin diyen kızınla bir yüzleş. Efendim işte hani biz buralarda söylemeye çalışıyoruz. Yani iş güç mutlaka önemli. Para pul mutlaka önemli. Efendim dışarıda mutlaka yapılacak işler var. Çocuğun eğitimi var, işte evin kirası var, ev satın aldık, yeni araba aldık vesaire var. Canı cehenneme canım hepsinin. Canı cehenneme. Çöp senden kıymetli diyor ise
18 sene sonra çocuğumuz arabamız kapımızın önünde sıfır model ise, efendim öyle bir binada oturuyoruz ki 200 metrekare evin içerisindeyiz, 300 metrekare sarayın içerisindeyiz, ama eğer çocuk diyor ise çöp senden kıymetli ve senin yaptığın yemekleri yemem, 15 gün suratıma bakmıyor ise canı cehenneme. Böylesi bir arabanın içerisinde, böylesi oturulmuş olan, böylesi bir kızcağızla, böylesi bir anne oturmuş olsa, bülbülü altın kafese koymuş olsalar yine de acı çeker. İlla ki ruhum evlat gibi bir evlatla beraber aynı arabanın içerisinde oturmak diler. Evet, burada önemli olan şey babanın devreye girmesi. Belki yıllardır girmiştir, belki girmemiştir. Onun hesabını burada göremiyoruz. Mesajın içerisinde göremiyoruz. Ama burada baba evin içerisinde, işte diyoruz ya, otorite olacak evin içerisinde. Çizgileri koyan olacak evin içerisinde. Efendim o duruşuyla, görünüşüyle, sesiyle vesairesiyle evin içerisinde kurduğu düzen ile babanın otoritesinin ne kadar ihtiyaç olduğunu ancak 18 yaşına geldiğinde bu cümlelerle ancak anlayabiliriz. Ama küçük yaştan itibaren baba otoritesi evin içerisinde olacak. Ne yapacak? Evi terk edeyim mi diye sormuş dinleyicimiz. Demin cevabını vermeye çalıştık. Hayır, asla öyle bir şey olmaz. Yani eğer kızınızı bu vaziyetiyle o saltanatta hala oturturmaya devam ettirir iseniz, efendim bu kraliyet makamında hala bulunmaya devam ettirirseniz, bugün çöpten daha kıymetli diyen kızınız daha acı şeyleri söyleyebilir. O yüzden bence evi terk etmekten değil, hayır, kızınızın o içinde bulunduğu ruhu terk ettirmekten bahsetmeniz lazım. Belki bir uzmanla bu işi daha detaylı olarak, ince ayrıntıları nasıl olması lazım gelir. Baba, anne hangi rolleri üstlenirse eğer içerisinde çocuğun bu sıkıntılar çıkabilir. Bunu mutlaka bir uzmanla da görüşülebilir ama baba devreye girmesi lazım. Tüm bunları söyledikten sonra bunların her birisini bir tarafa bırakalım. Bir de şunu söyleyeceğim. Çocuk eğer içerisinde yaşadığı bir takım problemler var ise, eğer çocuk okulda kötü bir olay yaşıyor ise, yaşadığı ise, arkadaşlarıyla anormal bir yaşantının içerisinde ise, yani içerisinde çocuğun sıkıntılar var ise, patlamaya hazır bir bomba gibi ise ve kendi sıkıntılarını kendisi çözemiyor ise ve annesini de zaman içerisinde kendi yanında göremediği ise, o takdirde yine böylesi bir çocuk böylesi bir anormal tepkiyi gösterebilir. Annenin yine burada veya babanın, anne çocukla irtibata geçemiyor, kızla irtibata geçemiyor, veya babanın burada yine kızın ruh sağlığını veya ruhunun içerisindeki bu karmaşıklığa sebep olan olayları çözebilmesi için, tanımlayabilmesi için bir uzmanla görüştürülmesinde fayda var. Efendim alarm çalı çalıyor. Bu aile için bunu söyleyebiliriz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusuna gelmek istiyorum. İyi günler Adem Hocam. 12 yaşında kızım var. Namazlarını kılması konusunda ısrarcıyım. Fakat kızıma namaz kılmak çok zor geliyor. Halbuki eskiden, yani bir yıl kadar önce bu konuda daha dikkatliydi. Şimdi ben kızımı bıktırmadan bu konuda hassasiyet kazanması için ne yapabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim diyor dinleyicimiz. 12 yaşında kızı bir yıl kadar öncesine kadar hassas, şimdi ısrarcıyım ama yerine getirmiyor diye söylüyor dinleyicimiz. Şimdi zor geliyor diyor namaz. Evet, namaz yani zor bir ibadet. Yani onu ilk önce bir kabul edelim. Namaz bedeni bir ibadet. Ayağa kalkmayı gerektiriyor. Yorgun da olsa abdest almayı gerektiriyor. Sakin olmayı gerektiriyor. Halbuki günlük yaşantı içerisinde hızlanmış bir hayat var. Vakit ayırmayı gerektiriyor. Namaz öyle basit alınacak bir ibadet değil. Zor bir ibadet ve çocuklara da ve yetişkinlere de, zor olmamış olsa herkes namaz kılar, zor olan bir ibadet. Burada anne ısrarcı davranışlarla, çocuğu zorlamasıyla, yani eğer namazdan soğutacağını düşünüyor ise, ki zorlamalar çok da işe yaramamış, o takdirde zorlamasın. Yani anne zorlamasın. Çocuk bir yıl öncesine kadar namazını kıldığı halde şu anda namazı bıraktıran veya namazdan soğutan şey nedir? Anne eline bir mercek alsın, o dedektif merceğini kızının ruhuna doğru tutmaya çalışsın.
acaba Ayşe ile konuşurken Ayşe'den mi etkileniyor? Çünkü o kız birazcık daha farklı bize göre. Yahut da okuldaki arkadaşlarından mı etkileniyor? Yahut da acaba bir erkek arkadaşı falan mı kalbine girdi, ruhuna girdi? Ney nerede neyi değiştirdi de ney nerede oluştu da, yani geçen yıla kadar namaz kılan çocuk şu anda namazdan uzaklaştı. Yani araba hareket etmiyor. Gaza basmanıza gerek yok. Arabayı arkadan itmenize de gerek yok. E niye kaldırdınız motoruyla uğraşıyorsunuz arabanın? Yahu bir bakın, tekerin önünde bir taş var. Önce o taşı bulmamız lazım. O taşı bulmadıktan sonra gaza ne kadar basarsanız basın, araba yerinde gitmeyecek. Arabayı da yakarsınız sonra. Önünde engel olan faktörü elinizdeki mercekle ilk önce bulmanız lazım. Bu çocuğunuzla kuracağınız diyaloglar şeklinde olabilir. Zaman zaman çocuğunuzu hissetme şeklinde olabilir. Efendim, arkadaşlarını yavaşça tanıma şeklinde olabilir. Çocuk tanındıkça, o önündeki teker, önündeki taş fark edilip o kaldırılmadıkça bu problem devam edebilir. Zorlama yapılmaması lazım. Çünkü zaten çocuk namaz kılıyor idi. Yani namaz kılmayan bir çocuk değil ki bu. Zorlandığı zaman namazdan daha da soğuyabilir. Onu anneye hatırlatalım. Sebep, arkadaşları mı, çevresi mi, yorgunluğu mu veya namaz konusundaki kafasında oluşmuş olan tereddütler mi? Namazın gereksizliği, lüzumsuzluğuyla alakalı bir şey mi duydu yoksa bu çocuk? İşte günümüz televizyonlarına bakıyorsunuz. Koca koca adamlar çıkıyor, namazla ilgili, niyazla ilgili, dinle alakalı birçok şeyler söyleyebiliyor yani. E çocuk bunu gördü ve bundan etkilendiyse, ya ne güzel bak bu dünya, kuşlar var, çiçekler var, ağaçlar var, zıplaya zıplaya bu dünyanın içerisinde keyif almak varken nereden çıktı bu namaz, niyaz diye kendi ruhunda bir aksi tesir oluşturduysa, o çocuğun ne kadar siz saçından da tutsanız, başından da tutsanız, itekleyerek getirseniz, seccadenin karşısına oturtursanız sadece kızar yani size karşı. Abdestsiz namaz kılar, dua okumadan, sure okumadan namaz kılar. Faktörü bulmak lazım. Ruhu nerede acaba? Etkileşime uğradı. Ruhu nerede? Kaldı çocuğun, onu bulmak lazım. Bu anneye tavsiyemiz de o. Sayın Adem Hocam demiş bir sonraki dinleyicimiz. İyi yayınlar diliyoruz. 28 aylık oğlumuz var. 1 yaşından önce odasını ayırdık. Şu an tekrar odaya alsak mı? Demiş dinleyicimiz. 1 yaşından önce anneden ayrılmış olan çocuklarda karşılaştığımız problemler hep aynı problemler. Güven sorunu yaşıyor çocuklar. Kaygılı oluyor çocuklar. Gözünü açtığı zaman anneyi yanında göremiyor. Annenin kokusunu alamıyor ise o çocukların içerisinde oturtması lazım gelen dengeler yerli yerine oturmuyor. Şimdi çocuk ayrılmış 1 yaşından önce. Anne, muhtemel ki programlarda ısrarla söylediğimiz şey, çocuğu kendinize alıştırın diye ısrarla söylediğimiz şeyden sonra belki de tekrar yanımıza alalım mı diye söylüyor. Burada bir çıkmaz sokak var yalnız, onu söyleyeyim. Hemen al diyemedim bu anneye, diyemiyorum. Çünkü çocuk 28 aylık ve önceden anneden ayrılmış, ayrı bir odaya gitmiş, ayrı bir yere gitmiş. Çocuk bir güvensizlik yaşamış. Şimdi yanınıza alır iseniz çocuk böyle bir vantuz gibi bu sefer yapışacak size. Yani çocuk normalde 4 yaşında, efendim 3,5-4 yaşında doğru, güvenle sizden ayrılması lazımken, yaşadığı bu tedirginlik döneminden dolayı, sizin ondan bir süreliğine ayrılmış olmanızdan dolayı, muhtemel ki, olabilecek diye söylemiyorum, illa olur diye söylemiyorum, muhtemel ki o dönemde eksik kalan duygularının vermiş olduğu yöneliş ile anneye veya anne babaya vantuz gibi yapışır çocuk ve belki de daha kolaylıkla atlatılacak bu süreç birazcık uzayabilir. Bu anneye tavsiyem şu: eğer ben buna katlanırım ama yeter ki çocuğumun ruh sağlığı bozulmasın diyor ise çocuğun ruhuna sekine üflesin. Yani çocuğu alsın yanına. Ha ben zorlanırım. Evet, zorlanacaksınız. Çünkü o dönemde çocuk tedirginlik yaşadı. O tedirginliği içerisinden atıp kendinize tekrardan güven kazandırıncaya kadar, çocuk size, sizin güven duygunuza alışıncaya kadar, belki birazcık daha normal, terk edilmemiş olan çocuktan birazcık daha fazla zaman geçirecek. Belki 4 yaşında değil, 5 yaşında, belki 6 yaşında sizden yavaşça kopacak. Ama sizden o kopuş süresince yıpratacak. Ama ruh sağlığı açısından bakıldığı zaman çocuk o vagonun
lokomotiften ayrılma anını biraz uzun yaşarsınız. Alın diyebilirim. Ha almaz iseniz, alışmış ise çocuk oraya şu anda, o takdirde zaten 2 yaşını doldurmuş. İlk dönemin sıkıntılarını zaten yaşayacağı kadar yaşamış. Tekrardan al, tekrardan götür. Ben bu yorgunluğa gelemem. İşte çocuğum ruh sıkıntılarını yaşadı. Şimdi bir kere daha yaşatmayayım diyorsanız o zaman da siz kendiniz bilirsiniz. Orada alışmışsa kalabilir. O da çok tavsiye etmesem de anne açısından bakıldığında alışmış olan bir çocuğu tekrar da yanınıza almak sizi sıkıntıya sokacak diye düşünürüm. İki yaşındaki oğluma yemek yediremiyorum. Ne yapsam olmadı. Bu yüzden aramızda büyük çatışmalar çıkıyor. Kızım da diyor 9 yaşında. İki evladım arasında büyük kavgalar, sorunlar yaşıyorum. 12 yaş ve 9 yaş. Ayrıca çalışan bir anneyim. Ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz? Ben her iki çocuğum da en fazla 6 ay kalabildim. Evet. 6 ay kalabilmiş çocuk. 6 ay anne ruhunu emmiş sadece. O ruhsal embriyo döneminin içerisinde 6 ay ancak kalabilmiş. O anneden sekine emdiği, yudumladığı, ruhunu huzur salan o atmosferi 6 ay ancak yaşayabilmiş. Çocuklar tabii o dönemde işte eksik kalan şeyler ileride hep karşımıza çıkıyor. 12 yaşındaki oğluma yemek yediremiyorum diyor. Zorlamalarla yemek olmaz zaten. Burada önemli olan şey şu. Yani küçük yaşta olsa belki farklı şeyler söyleyecektim ama 12 yaşındaki bir çocuğa eğer evin içerisinde bir düzen var ise, sabah kalktı, kahvaltı sofrası kuruldu ise, öğlen yemek yeniliyor ise, efendim akşam yemeği için aile bir araya geliyor ise ve bu tüm öğünler arasında abur cubur, ıvır zıvır şeyler de yenmiyor ise, çocuk yani açlığını bir takım şeylerle bastırmıyor ise, o takdirde çocuğunuza çok zorlamaya gerek yok. Açlık duygusu çünkü insanda o biyolojisinde otomatik olan, var olan zaten bir duygudur. Hiç zorlamanıza gerek yok. Bırakın birkaç gün aç kalsın eğer istiyor ise. Ama ondan sonra zaten kendi fizyolojisinin ihtiyacı olduğu anda yemeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi iki şey önemli. Birincisi o zaman, yani iki yemek, üç yemek arası, üç öğünlük yemekteki zaman. İkincisi ise o zamanlar arasındaki abur cubur şeylerin yenmemiş olması. İkna ile, zorlamayla bir insanın bünyesine bir şeyler sokmuş olmak o insanın fiziken gelişmesine belki az çok katkı sağlar ama ruhen gelişmesine katkı sağlamaz. 12 yaşındaki çocukla 9 yaşındaki çocuk birbirleriyle kavga yapıyorlar. Büyük çatışmalar yaşıyor demiş dinleyicimiz. Yani evet, kavganın sebebini bilmedikten sonra çok bir şey söylenemez. Ama burada ısrarla söylediğimiz bir şeyi bir kere daha tekrar edeyim. 12 yaşındaki oğlu abi, 9 yaşındaki kız kardeş de kız çocuğu. Abiye abilik statüsü verilmesi lazım burada. Kız kardeş de kız kardeş olarak değer görmesi lazım. Yani iki çocuğu eşitlemeye kalkırılırsa o takdirde sorunlar daha da büyür. Buradaki temel şey şu olması lazım. Mutlaka abiye abilik statüsü verilmesi lazım. Hemen bir şey daha ilave edeyim burada. 12 yaşında bir çocuğu ve 9 yaşında bir çocuğu olan aile, eğer aile toplantılarını oturtturmamış ise, haftada bir gün toplantı yapmıyor ise, bu ve benzeri problemlerin de zaten çözülmesi zor olur. 12 yaşına gelmiş bir evin içerisinde toplantı yapılamıyor demiş olması, o aile açısından ciddi bir yıkım, çocuk açısından da ciddi bir yıkımdır, değersizliktir. Evin içerisinde bir takım şeyleri toparlayabilmeniz için tesbihin ipini takmanız lazım. Nedir o ip? İstişare. Nedir? Toplantı. Haftanın bir günü bir saat ailecek oturup toplantı yapacaksınız. Efendim tekrar birlikteyiz. Çocuk deyip geçmeyin programındayız. Efendim bu programda gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Efendim şu anda ricada bulunmuş olsam dinleyicilerimiz, bakalım ne kadar kişiye hitap ettiğimizi de en azından görmek için. Biliyoruz ki birçok dinleyicimiz sadece dinlemekle yetiniyor ve sadece aldığı bilgileri uygulamakla veya aldığı notları uygulamakla yetiniyor. Dinleyicilerimizden rica etmiş olsak şu anda acaba ne kadar dinleyicimiz şu anda bizim duygularımızı paylaşıyor veya anlattığımız şeylerle ne kadar hemdem oluyor? İnternetin başında, eğer yakınlarında internet olan dinleyicilerimiz
den rica etmiş olsak, e-mail olan dinleyicilerimizden şu andaki anlattığımız konularla alakalı kendi ruhlarında nasıl bir etkileşim oluyor? Çocukluk yıllarında kendilerinin yetiştirilip yetiştirilemediğiyle alakalı neler yaşıyorlar? Annelik becerileriyle alakalı, babalık sanatıyla alakalı neler yaşıyorlar? Birkaç cümle de olmuş olsa dinleyicilerimiz lütfen düşüncelerini paylaşabilirler mi? En azından kim dinliyor, ne kadar dinliyor dinleyicilerimiz onu görmek açısından gönderebilirler mi? Ne kadarlık bir kitleye hitap ediyoruz ve sözlerimiz ne kadar tesir ediyor bizi de motive etme açısından bunu rica ediyorum dinleyicilerimizden. Cep telefonlarını ellerine alsalar şu anda dinleyicilerimiz ve mesaj hanesine gelseler, mesajlarını yazsalar, kendilerini bu programdan istifade edip etmediklerini en azından belirtmiş olsalar, ne kadar zamandır dinlediklerini de kısaca böyle yazmış olsalar, ben de bu mesajlara bakarak yoksa çok gereksiz şeyler mi anlatıyorum? Yani çocuklara bakıyoruz, kasap gibi olmuşlar. O onu dövüyor, o onu kesiyor. Okullarda görüyoruz, şiddet ortamı yükselmiş. Sokaklarda şiddet ortamı yükselmiş. Yoksa ben çok lüks şeylerden mi bahsediyorum? Acaba bu söylediğimiz şeyler annelerde nasıl bir tesir oluşturuyor? Kendilerine alakalı nasıl bir değişiklikler yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Bunu da en azından benim bir ricam olarak bana geriye dönerlerse eğer onu da sevinmiş olurum. Kendimi de en azından motive etmiş olurum. Bunu da hemen ileteyim dinleyicilerimize. Ve kaldığımız yerden de devam edelim. Efendim bir sonraki dinleyicimiz hayırlı günler hocam demiş. Eşim şehir dışında çalışmaya başladı. Bu durum 6 ayla 1 sene civarında sürecek. 2 haftada bir hafta sonu gelebiliyor eve. 2 haftada bir hafta sonu gelebiliyor. 4 yaşını doldurmaya bir ay kalmış bir kızım var. Bu durum onu en az etkilemesi için neler önerirsiniz? Kızım bana çok düşkün olduğundan çok dile getirmiyor. 4-5 günde babam ne zaman gelecek diyor. Ben de uzak işe gitti vesaire anlatıyorum. Babası yokken benim yatağımda yatıyoruz beraber ve tabii ki çok hoşuna gidiyor ve daha uysallaştı. Beraber yattığımızdan dolayı çok uysallaştı. Babası temelli döndüğünde bir sorun oluşturur mu? Doğru olan nedir diye sormuş dinleyicimiz. Yani işin açıkçası çok ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü annenin mesaj yazışındaki usluba da bakınca halim selim bir anne. Olayları idare etmeye çalışan bir anne olduğunu görüyorum. Yani çocuğuyla ilgilenen bir anne olduğunu görüyorum. Dolayısıyla eğer anne babanın yokluğu var ve bir de bunun üzerine çocuğuyla kendi arasında duygusal bir yoksunluk da yaşatıyor olmuş olsaydı sorun büyük olmuş olurdu. Yani çocuk anneden de duygusal olarak beslenmiyor olmuş olsaydı sorun daha da büyümüş olurdu. Ama bir sene, 6 ay ile bir sene civarında çocuğun babadan ayrı kalmış olması, anne yanındayken, efendim 2 haftada bir de dönüyor olması, baba döndükten sonra önemli olan şey babayla çocuk böyle birazcık daha kaliteli ilişkiye girsin. Daha birbirleriyle içli dışlı olmaya çalışsın. Yani çok bir ciddi problemin olacağını düşünmüyorum. Ha bunu en minimuma doğru nasıl indirilir? Sık sık babayla konuşabilir yani kız. Baba sık sık telefon edebilir. Her ne kadar fiziksel olarak çocuk aileden uzak olmuş olsa da baba ruhen çocuklarla, ailesiyle, eşiyle birlikte olduğunu hissettirmesi lazım. Çocuk da oradan aldığı belki huzur ile, sekine ile, güven ile işte 7 günü, 14 günü geçirmeye çalışabilir. Başka da zaten eğer yapılacak bir şey olmadığına göre bunun ötesinde de çok bir şey olacağını da düşünmüyorum. Ama çok sorunlu bir olay gibi de gelmedi bu bana. Efendim bir sonraki dinleyicimiz, hocam merhaba. Sizi ilgiyle takip ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum demiş dinleyicimiz. Ben iki kız annesi çalışan bir bayanım. Gereksiz otorite ve disipline sahip bir ailede büyüdüm. Evet, bir dram daha okuyorum galiba. Annemin yüzünün güldüğünü çok da hatırlamıyorum. Şu an 31 yaşındayım. Bir baktım ki ben de suratsız, sinirli bir anne olmuşum. Ama çocuklarımı çok seviyorum ve onların benim gibi olmasını istemiyorum. Lütfen bu konuda yardımcı olur musunuz diyor bana dinleyicimiz. Evet yardımcı olmaya çalışıyorum. Sesim ne kadar kişiye gidiyor bilmiyorum. Ama suratsız bir annenin elinde yetişen çocuk suratsız oluyor. 31 yaşındayım ve çocuklarıma aynı annem gibi oldum diyor. Çok seviyorum çocuklarımı ama bir bakıyorum ki ben de yüzümün güldüğünü hiç hatırlamıyorum.
Çocuklara bu dramı yaşatmasak ne var? Çocukların ruhunu bozarak, kaşlarımız çatarak, çocuklarımızın üstüne saldırgan bir vaziyette giderek, onları köşeye sıkıştırarak, köşenin bir yerinde sinmiş halleriyle, onlara adam olduğunu zannederek, çocuk terbiyesi olmaz. O çocuk büyüyecek. Büyüdüğü zaman annelik yeteneğini elinden alıyorsunuz. Annesiniz, bakın aynadaki halinize, yaşatabildiğiniz çocuğunuzun haline bir bakın, köşeye sindirdiğiniz çocuğunuza bir bakın. Suratsız diyor dinleyicimiz kendisi için. Ben hiçbir annenin suratsız olabileceğine kanaat getirmiyorum. Hani anne melek olarak tarif edilir hep. Hakikaten ruhen melektir anne. Yani duygularıyla, hisleriyle bir melektir anne. Ama anne kendi belki çocukluk yıllarında, kendi gençlik yıllarında, kendi çocukluk yıllarından sonra işte eşiyle olan yaşantısında, içine düştüğü o bataklığın içerisinde öyle bir çırpınmaktadır ki kendisinin gülmeye dermanı yoktur yahut da kendisinin halinin nasıl olduğunun farkında değildir. Ama eğer anne böylesi bir halde ise ne olur bir anneye baksın. Çocuk terbiye ediyorum zannetmesin böyle bir anne. Yani çocuk kendisinin sözünü dinliyor olması terbiye olduğu anlamına gelmez. Siz suratsız iseniz çocuğunuz suratsız olacak. Ve o çocuk yarın sizi o suratsız haliyle karşılayacak. İhtiyacınız olduğunda, güçten düştüğünüzde, yaşlılık halinizde, evladınızın size o suratsız haliyle eve girmesini ister misiniz? Evlenmiş kızınız damadınızla birlikte giriyor. Siz nasıl suratsız bir vaziyetiyle onu yetiştirdiyseniz evin içerisindeki yürüyüşüne bakın aynı sizin gibi. Yahut da oğlunuz gelininizi kapıda bırakıyor, basıyor gaza gidiyor. Ruhuna sekine vermediniz ki. Koltukların üzerinde zıplıyor diye yakasından paçasından tuttunuz attınız. Güya disipline etmeye çalıştınız. Yemek yemiyor diye neredeyse saçınızı başınızı yolacaktınız. Yumrukları masaya vurduğunuzda yemekler yukarıya doğru sıçradı. Bakın çocuk şimdi kapıdan gitti işte. Yahu ne olur? Bu hastalık nereden girmiş içimize bilmiyorum. Yani Anadolu'da insanlar böyle yetişmemiş. İstanbul beyefendileri yetişmiş. İstanbul hanımefendileri yetişmiş. Hani televizyonlarda görüyorsunuzdur dizilerde elinde şemsiyesiyle böyle alımlı salımlı yürür böyle. Hanımefendi. Hanımefendi statüsünde anneler yetişmiş. Beyefendi. İstanbul beyefendisinde beyefendiler yetişmiş. Ama sizin şu çocuğa vurduğunuz tokat ile bu çocuk beyefendi olmaz ki. Lütfen şu çocuğun yakasından tutup içeriye sürüklediğiniz hale bir bakar mısınız? Evin içerisinde bağırdığınız hale bir bakar mısınız? Bir hanımefendiye böyle bağırılır mı? Programda defalarca söylemeye çalıştım. İstanbul fethedilinceye kadar anneler, babalar acaba o bu mu diye, İstanbul'u fethedecek kumandan acaba bu mu diye yahut da onun askerlerinden bir asker bu mu diye çocuklarının karşısında saygısızlık yapmamışlar, tokat atmamışlar, tekme atmamışlar, yakasından tutup defol git diye bağırmamışlar. Acaba o ise ona saygısızlık mı yapıyorum diye anne babalar kendilerine çekidüzen vermişler. Ki biz buna pedagojide çocuktan terbiye olma diye bakıyoruz. Anne baba çocuklarına bakarak kendilerine çekidüzen vermeye çalışmışlar. İşte öylesi yetişmiş olan bir çocuk ileride bir bakıyorsunuz ki Fatih oluyor. Fatih dönemindeki Fatihlere bir bakın, bir tane değildir ki Fatih. Tek başına bir adam nasıl ki İstanbul'u fethetsin ki? Böyle bir şey olur mu? Fatihler yetişiyor. O şehrin içerisinde, o ülkenin içerisinde Fatihler yetişiyor. Bir tane şahs-ı manevi Fatih de İstanbul'u fethediyor. Tek başına bir kişi İstanbul'u fethedebilir mi? Anneler işte o kendi hallerine baktıklarında acaba ben bir Fatih mi yetiştiriyorum? Allah göstermesin bir Hitler mi yetiştiriyorum? Neye yetiştirdiğinize eğer ileride çocuğunuz nasıl karşınıza çıkacak anlamak istiyorsanız şu andaki kaşlarınızın haline bakın. Dudaklarınızın şu andaki haline bakın. Eğer dudaklarınız tebessüm ediyor ise, eğer şu anda kalbinizde yavaş yavaş böyle çocuğunuza karşı hissiyatınız artıyor ve onu okşamak, onu sevmek, döşünüze basmak hissi geçiyor ise siz bir Fatih, bir Mevlana, bir Yunus yetiştiriyorsunuz demektir. Ama çılgınlık yapıyor, evin içerisinde bağırıyor, çağırıyor. O masum yavrunun gelişmekte olan iç duygularını zehir döküyor ve zehirliyorsanız Allah göstermesin evinizin içerisinde efendim bir Hitler yetişiyor olabilir. Evinizin içerisinde bir cani yetişiyor olabilir. Ne olur şu gazetelerin üçüncü sayfalarına bir bakın. Ne olur bir bakın. Oradaki anne acaba çocuğunu bir başkasını öldürecek olduğunu zannediyor muydu? Hangi bir anne
çocuğunun bir başkasını keseceğini, kardeşini öldüreceğini, büyüdüğü zaman babasını döveceğini, okulda öğretmenine gidip tokat atacağını, elindeki sopayla gidip arkadaşının kafasını kıracağını ve gücünün yetmeyeceğini, annenin gelip de bir gün çocuğuna gücünün yetmeyeceğini hangi bir anne başlangıçta düşünür ki? Ya düşünün ne olur. Lütfen düşünün. O çocuk bir gün gelecek, gücünüz yetmeyecek vaziyete gelecek. Ergen olacak. Duyguları olacak, hisleri olacak. Ve ruhunu ne kadar kirlettiyseniz o derecede kirletecek o da insanları. Ama eğer ne kadar sekine halinde, huzur içerisinde, tebessüm ederek, kuzum diyerek, saçlarını okşayarak, yanaklarını öperek o şekilde davrandıysanız göreceksiniz. O da size aynı şekilde anneciğim diyecek. Bir kere anneciğim diyecek, sizin dizlerinizin bağı çözülecek. Oturacaksınız yerinize. Yoksa evin içerisinde bir savaş yaşıyorsanız, birbirinize bağırıyor, cedelleşiyorsanız. Bakın dinleyicimiz 31 yaşındayım diyor. Annem bana bir gün güldüğünü hatırlamadım diyor. Ah, yani o gülmeyen annenin aslında ben derdini de biliyorum. Çocuğumu yanlış yetiştirmeyeyim diye. O yol çıkmaz sokak. Gülünürse insan etrafındaki insanı güldürür. O yol çıkmaz sokak ki 31 sene sonra anne mesaj gönderiyor. Diyor ki annemin bir gün güldüğünü hatırlamıyorum. Ve aşırı disiplinden dolayı, otorite tavrından dolayı ben de diyor çocuklarıma şu anda gülmeyen asık suratlı bir anne oldum. Yani çocuğun üstünde kurulacak gereksiz otorite. Anne bir kere otorite kurmakta zorluk çeker. Otorite babaya ait bir şey. Yani görüyorum günümüzde maalesef kadınlar erkek olmuş. Erkekler de daha çok böyle çocuklarını korur vaziyetine dönüşmüş. Annelerin elinden korur vaziyetine dönüşmüş. Evin içerisinde erkeklik yapıyor kadınlar. Anneler babalık yapmaya çalışıyor. Halbuki sen daha çok şefkat verebilirsin, muhabbet verebilirsin, sevgi verebilirsin, huzur verebilirsin. Ya bırak sana erkekliği sen evin içerisinde. Ne bu vaziyet? Bakın babaya bakıyoruz, çocuğu annenin elinden kurtarabilmek için. Anne bu sefer rolüne üstleniyor baba. Ya şu çocuğa bağırma, şu çocuğa kızma, şu çocuğu incitme diyor. Evet, çarpık modelli ailelerin içerisinde çocuk çarpık bir vaziyette çıkar. Ne olur çocuklarınızdan keyif alın. Anneliğinizin keyfini çıkartın. Görün çocuğunuza doğru yavaş yavaş yaklaştığınızda çocuğunuz da size doğru yaklaşacak. Korkmayın çocuğunuzdan. Bana alışacakmış, kuralları dinlemeyecekmiş, disiplinsiz olacakmış, efendim bana saygısız olacakmış. Evet, sana saygısız olacak o çocuk. Çünkü o çocuğa saygısızlığı sen yapıyorsun şu anda. Anne babalar bunu mutlaka görmesi lazım. Saygı çatık kaşlı bir anneyle oluşmaz. Saygı evin içerisinde bağıran çağıran bir anneye karşı oluşmaz. Ürkütür o çocuğu. Hatırlayın, çocukluk yıllarınızda çektiğiniz eziyetleri bir hatırlayın. En tatlı anlarımız saçımızın okşandığı anlar değil mi? Yahu elin var, bak duyguların var. Çocuğun ölmemiş, hala yanında. Saçını okşasana. O da 30 yaşına geldiğinde tatlı bir anısı olarak, hatıra olarak onun defterine sen de yazılsana. Bu kaşlarının hali ne? Evet, ne yapmam lazım diyor 31 yaşındaki dinleyicimiz. Dün tarif etmiştim. Keşke dünkü programı dinleyicimiz dinlemişse eğer, bir kere daha tarif etmeyeyim. Ama dinlemediyse dünkü programda arşivde olacak. Program arşivlerinin içerisinde çocuk deyip geçmeyin de dünkü tarihli programı bu dinleyicimize veya aynı sorunu yaşayan dinleyicilerimize tavsiye ederim. Orada sekineden bahsetmiştik. Biyolojik ritmin tekrar yerine gelmesinden bahsetmiştik. Dinleyicimize onu dinlemesini tavsiye ediyorum. Efendim, bir dinleyicimizin de dakikalarımız doldu. Hemen sorusuna cevap vereyim. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz, kısa bir soru göndermiş. Çocuklarımızın PSP veya PlayStation gibi şeylerle oynamasının zararları nelerdir? Teşekkür ediyorum. Efendim, iki türlü zarar var. Bir, çocuğun zaman planlaması konusunda o sanal dünyanın içerisine girdiğinde çocuk etrafıyla çok rahatlıkla kopabiliyor. O kopuş sırasında da evin içerisinde veya çocuğun sosyal yaşantının içerisinde aksaklıklara neden oluyor. Yani çocuk bir zaman planlamasını kaybediyor o oyunlarla oynaması. İkincisi, çocuk dokunarak, hissederek, karşılıklı etkileşerek kazanacağı bir takım yetenekler var. Elini masaya dokunduğunda, elini yiyeceğe dokunduğunda tensel temasıyla aldığı keyifleri bu türlü sanal oyunlarla çocuklar alamıyorlar. Dolayısıyla bu çocukların duygu dünyasının gelişiminde eksiklikler yaşanıyor. İkincisi de o. Efendim, üçüncüsünü de şöyle söyleyebiliriz belki.
Bir oyun bir sonraki oyunun ilk aşamasıdır. Bir sonraki oyun ise daha da ağırlaşmış olan üçüncü oyunun bir aşamasıdır. Bu kısır döngünün içerisine çocuk girdiği zaman bu çocuğu nerede göreceğiniz, nerede yakalayacağınızı çok kestiremeyebilirsiniz. Zararlarını bu şekilde söyleyebiliriz dinleyicimize. Şimdi SMS'lere hemen geçeyim. Kısa kısa onlara cevap vermeye çalışayım. Benim oğlum 6 yaşında, okula giderken çok ağlıyor. Büyükler biraz kızdığı zaman hemen ağlıyor. Çok duygusal, kelime üretemiyor. Efendim, kısa cevaplar vereceğim için içerisinde gördüğüm şeylere cevap vereceğim mesajın içerisinde. Dinleyicimiz diyor ki büyükler biraz kızdığı zaman. Ya kızmasın, büyükler kızdığı zaman ağlıyor çocuk. Yani 6 yaşındaki bir oğlan çocuğu, yani demek ki yıkılıyor karşı tarafın baskısından veya kızılmasından. Yani çocuğun o zemini eğer sağlam bir zemine oturtulmadıysa, işte erozyona tabi olacak bir yere bina kurulmuşsa, yağmur yağdığında çocuk yıkılıveriyor. Önce bir zemini düzeltmek lazım. Çocuğa kızılan, azarlanan ortamda değil, zemini düzgün bir ortama inşa etmek lazım. Üçüncüsü de yağmuru yağmasını eğer elinizdeyse sizin, dere yataklarını biraz kenara doğru çekmeye çalışın. Yani kızmayı bırakın çocuğunuza. Hocam, demiş bir dinleyicimiz de, benim 4 yaşında kızım, 2 yaşında oğlum var. Birbirlerini çok seviyorlar, özlüyorlar. Arada bir birbirlerine zarar veriyorlar. Versinler efendim, 2 yaşında 4 yaşında birbirleriyle bunlar dalaşa dalaşa sosyalleşiyorlar. Birbirlerini çok seviyorlarsa o zaman sorun yok. Bırakın birbirlerinin saçını çeksinler. Saçı çekilen çocuk da bir tokat atsın, öbürküsünü yere düşürsün. Bu sosyalleşmenin gereği. Daha 2 ve 4 yaşında hiç heyecan duymayın. Araya lüzumsuz yere girmeler olmasın. Efendim, bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Hocam, kızım 10 yaşında, çok hırçın. Ağlamayı çok seviyor. Halini arz ederken ağlayarak söylüyor. Sanki sürekli özür diliyor. Ağlayarak söylememesini söylüyorum ama yine de söylüyor, demiş dinleyicimiz. Yani burada yine aynı şeyi söylüyorum. Yani çocuk eğer yumuşak bir zemin üzerine kurulmuş ve alttaki toprak kayıyor ise, o takdirde çocuk duygularını tam oturtamıyor ise yerine, yağmur yağdığında bina yıkılır. Bu yüzden bu çocuğun etrafındaki zararlı etkenleri, çocuğa baskı yapıcı etkenleri kaldırmadıkça o binayı ayakta tutmak için istediğiniz kadar siz altına destek koyun. Elinizi ayağınızı böyle binayı ayakta tutmak için destek olmaya çalışın, olmaz. Efendim, bugünkü yayınımızda burada sona ermek üzere ama son cümlemi de söylemek istiyorum. Programın orta yerinde şundan bahsetmiştim. Dinleyicilerimizden eğer müsait olanlar var ise, internete yakın olanlar var ise, lütfen bu programla ilgili geriye dönüşümleri, birkaç cümlede olmuş olsa satırları, kendilerinde katkı sağlayan veya sağlamayan, gerekli veya gereksizliği ile alakalı bir takım cümleler gönderebilirler mi? Bunu ben kendim motive olmak için ve neye hitap ediyorumu görmek için istiyorum dinleyicilerimizden özellikle. Efendim, yine çocuk deyip geçmeyin de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.